Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sessiz dersler konumuzu daha önceden değindiğimiz Windows güncellemelerini bir de yeniden ele almak istiyorum. Özellikle aramalarda direktmen cevap bulun diye. Windows Update'i iptal etmek, otomatik hale getirmek, yani güncellemeyi otomatik hale getirmek, güncellemeyi elle manuel yapmak ya da iptal etmek. Bunun için arkadaşlar nereden güncelleme yapıldığını hatırlatalım. Ayarlar, buradan güncelleştirmeler yapılıyor. Güncelleştirmeler denetle diyorsunuz. Güncelleştirme buradan yapılıyor. Şu an ben yeni güncelleme yaptığım için her şey yerli yerinde olacak. Evet. En son denetleme tarihi bugün 11.46. Şu anda da saat 11.46. Güncelleştirmem yerindeymiş. Bir de Windows'ta eğer güncelleştirmeyi otomatik yapılıyorsa nasıl anlayacağız bunu arkadaşlar? Bilgisayara geliyoruz. Yönet diyoruz. Buradan hizmetler, uygulamalar, hizmetler. Buradan arkadaşlar Windows Update buluyoruz. Windows Update. Windows Update bende nasılmış? Elleymiş arkadaşlar. Yani manası şu. Ben istediğim zaman oluyor. Biraz önce dersimizin başında gösterdiğim gibi. Otomatik dersem bana hiç sormadan yapıyor arkadaşlar. Uygula diyoruz. Artık Windows'um nasıl olacak? Otomatik olarak bana hiç sormadan güncelleme yapacak. Peki bunun mahsurunu söyleyeyim arkadaşlar. Kalabalık ortamlarda, çok sayıda bilgisayarın bulunduğu yerde bütün bilgisayarlar aynı anda güncelleme yaparsa internet ve network ağı durma noktasına geliyor arkadaşlar. O yüzden ne yapmamız lazım? Ya da bilgisayarın hiçbir şekilde Windows güncellemesi yapmasını istemiyorsunuz. Neden istemiyorsunuz? Bilgisayarınızda deep freeze var. Bilgisayar güncelleme yapıyor. Bilgisayarı kapatıyorsunuz. Yapılan güncelleme iptal edildi. Tekrar bir daha indirmeye çalışıyor. Böylelikle interneti ve ağı gereksiz yere kullanıyor. O halde böyle durumlarda arkadaşlar Windows Update'e gidiyoruz. Devre dışı diyoruz. Hiçbir şekilde güncelleme yapılmıyor. Evet, yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Buraya geçiyoruz. Ayarlar arkadaşlar. Güncelleştirmeleri denetle diyoruz. Evet, denetleniyor. Yapmaması lazım. Evet, yaptı. Sebebi de şunu durdurmadan yaptı. Önce durdur dememiz lazımdı. Şimdi bundan sonra güncelleme yapmaması lazım. Evet. Tekrar güncelleştirmeyi denetle diyoruz. Artık yapmıyor. Durdur demediğimizin eskisi kafasında kalmıştı. Tekrar Windows güncellemesini aktif hale getiriyorum. Elle. Ben istediğim zaman güncelleme yaparım demek. Elle ayarlamak. Evet arkadaşlar. Artık Windows'umuz elle yapılacak. Hizmeti de ne yapalım? Başlatalım ki tekrar bu aktif olsun. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.